Gençler selamlar, ben SML hocanız SML Hoca, matematik kanalındasınız. Acil tekrar serimizin artık üzülerek söylüyorum ki son videosundayız. Aslında bir bakıma seviniyorum da. Çünkü sevgili gençler, bu seriyi bitirdikten sonra bambaşka şeyler yapacağız sizlerle beraber. İlginç şeyler yapacağız. Ve sen de bu ilginç şeyleri izlerken, önüne PDF'leri açıp, benle beraber o dersleri işlerken diyeceksin ki aman Allah'ım, böyle bir gelişim, böyle bir şey olamaz diyeceksin. Ozan Tufan misali. Şimdi sevgili gençler, Riemann integralini bugün konu özetleyeceğiz. Daha sonrasında belirsiz integral, belirli integral, integralde alan diyeceğiz. İntegralin fiziksel anlamı diyeceğiz sevgili gençler. Bunların konu özetini yapacağız. Daha sonrasında birbirinden güzel 20 tane soru çözeceğiz seninle beraber. Gözlükleri de taktım. Valla kusura bakmayın, gözler parlarsa da parlamasa da, çünkü gözlüksüz arka arkaya 30-40 tane video çektim, artık gözlerim görmemeye başladı. Bu yüzden sevgili gençler gözlükle çekmeye karar verdim. Umarım bir gün daha düzgün bir kamera alıp da parlamadan çekim yapmayı başarabilirsem, o zaman hem sen rahat edeceksin hem de ben rahat edeceğim. Şimdi sevgili gençler, Riemann integrali, burada da Riemann amcamız var. Bu Riemann amcamız bulmuş bunları arkadaşlar. Burada da bir post tapulunun üzerindeki fotoğrafı var, çizimi var, fotoğraf demeyelim artık, resmi var diyelim. Çünkü fotoğraf ve resim ayrı şeyler değil mi? Resim çizilir, fotoğraf çekilir. Pekala, Bernard Riemann arkadaşlar 1826 yılında doğmuş bu amcamız, 1866 yılında da ölmüş. Genç yaşta ölmüş, 40 yaşında ölmüş ama sevgili gençler, inanılmaz şeyler bırakmış da gitmiş arkasında, Allah rahmet eylesin diyelim. İşte neler bulmuş arkadaşlar, diyor ki adam, ya kardeşim diyor, sen eşkenar üçgenin ağırını hesaplamışsın diyor. Mesela düşün, 1830'larda 1840'larda yaşadığını düşün, o zamanları düşün. Bu adam çıkıyor diyor ki, ya diyor, herkes zaten buluyor diyor, eşkenar üçgenin alanını, dikdörtgenin alanını, şunun alanını, bunun alanını zaten herkes kolay bir şekilde buluyor. Bunun hepsini formülize etmişiz zaten. Peki ya diyor, ben sana eğrisel bir şey verirsem diyor, onun alanını ne yapacaksın hacı diyor. Ve dolayısıyla da diyor ki, madem eğrisel bir alan var ve ben dikdörtgenlerin alanlarını hesaplamayı biliyorum, o zaman diyor bu eğrisel alanı da küçük dikdörtgenlere bölerim ve bu dikdörtgenlerin toplam alanı bana yaklaşık olarak bu eğrinin alanını verir diyor. İşte burada sevgili gençler, gördüğünüz gibi minik minik dikdörtgenlere bölüyor ve daha sonrasında bu dikdörtgenleri topluyor sevgili gençler. Alanlarını topluyor ve aslında bize integrali buluyor. Peki bu ne demek? A'dan B'ye fx dx, aslına bakarsanız xi'ler xi eksi 1'lere giderken ya da en sonsuza giderken, sıfırlara giderken sevgili gençler, bu xi eksi xi eksi 1'ler sıfıra giderken ya da n'ler sonsuza giderken, i 1'den sonsuza fti çarpı xi eksi xi eksi 1 olarak gösteriyor. Yani diyor ki, ben diyor orada diyor sonsuz tane dikdörtgen çıkarmayı başarabilirsem eğer diyor karşıma, çünkü elimizle sonsuz tane dikdörtgen çizmek mümkünatı yok ama bunu da düşünsel yolla hallediyoruz. İşte ben bunu bulabilirsem diyor, o zaman diyor yaklaşık olarak integrali de bulmuş olurum, alanı da bulmuş olurum diyor. Tabii çok daha sonralarda fark ediyor. İntegralin aslında bize alan verdiğini çok çok sonralardan fark etmiş oluyor. Peki biz şimdi bunu daha anlaşılır post tapulun üzerinden değil de kendi notlarımızla biraz anlatmaya çalışalım. Şimdi 0 ile 3 kapalı aralığını reel sayılara taşıyalım. Biz böyle bir f fonksiyonumuz olsun. Fx de x kare eğrisi olsun. Biz eğrisi altında kalan alanın değerini bulmak istiyorsak sevgili gençler, normal şartlar altında ben şurada bir üçgen, yani alan AOB üçgeninin alanını bulacak olursam, bak şurası 3 birim, burası da 9 birim, 3 kere 9 27, 2'ye böldüm tekrar, 27 bölü 2. Yani sevgili gençler, şuradaki üçgenimizin alanı 27 bölü 2. Peki ben gözümle net bir şekilde görebiliyorum, eğer ki bu eğrinin altında kalan şuradaki S alanını bulmak istiyorsam, doğal olarak şunu tahayyül edebilmem gerekiyor. S, tahayyül ne demek bilmiyorum. S sevgili gençler 27 bölü 2'den daha küçük olmak zorunda. Üçgenin alanından daha küçük sonuçta. Gözle görülüyor bu. Şimdi o halde önce 0,3 kapalı aralığını 3 eşit parçaya bölelim. Bu durumda her bir aralığın boyu da 3 der. 0'ı çıkardın, 3 eşit aralığa böleceksin, 3'e böldük, her bir aralığın boyu da 1 olmuş oldu. Buradaki dikdörtgenlerin alanlarını hesaplayalım dedik sevgili gençler.
Şurada bir dikdörtgen oluşmadı. Bunlar alt dikdörtgenler diyeceğiz daha sonrasında buna. Burada bir dikdörtgenimiz oluşmadı. Buradaki dikdörtgenin üst sınırı burası. Buradaki dikdörtgenin üst sınırı da burası. Peki bunların uzunluklarını nereden bulacağız? Bak, bu x kare eğrisiydi ya. 1 için 1'den geçer, 2 için 4'ten geçer. Dolayısıyla burası 1 kere 1'den 1, burası da 1 kere 4'ten 4. Buradaki dikdörtgenlerin alanları toplamı 5 bulunur. Demek ki taralı alan S olmak üzere, şunu da biliyoruz artık. Bu hesapladığımız dikdörtgenlerin alanları toplamı da bu eğrinin alanından daha küçük olmak zorunda. Sebep bak, şuradaki alanları, gri ile taradığım bölgedeki alanları biz bulamadık. Eksik oldu yani. Yani buradaki S'den daha küçük olduğunu görüyoruz. Demek ki sevgili gençler, 5 S'den, S'de 27 bölü 2'den daha küçük olmak zorunda. Şimdi burada yapmaya çalıştığımız şeyi anlamlandırabildin umarım. Biz bize sorulan alanı belli iki sayı arasına sıkıştırmış bulunuyoruz. Artık garanti olarak 5'ten daha büyük olduğunu ve 27 bölü 2'den daha küçük olması gerektiğini anlamlandırabiliyoruz. Şimdi dikdörtgenlerin sayısını arttıralım. Yani biz burada iki tane dikdörtgen ortaya çıkarabildik ama bu dikdörtgenlerin sayısını ben artırırsam acaba neler olur diye düşünelim. Bu dikdörtgenlerin sayısını da bu defa nasıl artırırız? 0 ile 3 kapalı aralığını sevgili gençler 6 eşit parçaya bölelim. Ve böylelikle her bir aralığın boyu 1 bölü 2 olacaktır. Bakın burası 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2. Burası da 1 bölü 2. Burada bir dikdörtgen yine oluşmadı. Eksik alanlar bulacağız sırf bu başlangıçtaki dikdörtgen yüzünden. Bu sefer eksik alanlarımız sevgili gençler yine gri ile taradığım yerler. Yani şuraları hesaplayamayacağız. Fakat bunu hesapladığımız zaman, burada hesaplanmışı var, 55 bölü 8 buluyoruz. Ama yine de biliyorum ki buradaki S dediğimiz alan, yani şuradaki S sevgili gençler, tabii ki 55 bölü 8'den daha büyük veya eşit olmak zorunda. Şimdi dikkat ettiyseniz 55 bölü 8 dediğimiz sayı, aslına bakarsanız 55'i 8'e bölerseniz sevgili gençler 6,9 küsür bir şey olacaktır. Belki de 6,8. Ama az önce bulduğumuz 5'ten daha büyük bir sonuç. Doğru mudur? Az önce 5 bulmuştuk buradaki dikdörtgenlerin toplamını, alanını. Burada şimdi 6 küsürat bir sayı bulduk. Doğal olarak da şunu söyleyebiliyoruz. Ulan ben dikdörtgen sayısını arttırdım, alan daha büyük geldi. Demek ki buradaki hesaplayamadığım alanlar daha azaldı. O halde ben buradaki dikdörtgenlerimin sayısını bayağı bir arttırmam gerekiyor ki net alana ulaşmama az kalsın. Bunu da sevgili gençler n eşit parçaya bölelim demiş. 3-0 bölü n'den 3 bölü n olacaktır bu aralığın boyu. Bak buraya kadar 10 numara 5 yıldız, biz bunu kavradık. 3 bölü n olsun her aralığın boyu. Şimdi her aralığın boyu 3 bölü n ise, bak burası 3 bölü n, burası 3 bölü n, burası 3 bölü n, burası 3 bölü n, burası 3 bölü n. Peki bu mesela birinci şuranın uzunluğu ne olur? Yani 3 bölü n'i yerine yazarız, 3 bölü n'nin karesi olur. Peki bu 3 bölü n'in üzerine bir tane daha 3 bölü n eklersem 2 çarpı 3 bölü n, yani 6 bölü n olur. Peki ben bunun sevgili gençler yüksekliğini bulabilir miyim? Tabii ki 6 bölü n'nin karesini alırız. İşte bu şekilde gidersek sevgili gençler, en son burasının ne olduğunu bulduğumuz için n kare olacaktır burası. Pekala. Daha sonrasında da bunları az önce dikdörtgen alanı hesaplar gibi hesapladığımız takdirde buradaki n'lerin nereye gittiğini de bilmiyoruz tabii ki. Ama biz 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, n'in karesinin formülünün n çarpı n artı 1 çarpı 2 n artı 1 bölü 6 olduğunu da bilmemiz lazım. Bilmiyorsan da bunu not al kenara. Bir yerde lazım olabilir. Bu da sevgili gençler, işlemleri yaptığımız zaman n'i de sonsuza götürdüğümüz zaman, yani n'yi sonsuza götürmek demek aslında orada sonsuz tane dikdörtgen oluşturmak demek. 9 çarpı n eksi 1 çarpı 2 n eksi 1 bölü 2 n kareden, bakın burası neden 9 geldi? Çünkü siz şunu biliyorsunuz ki burada sevgili gençler 18 n kare diye bir en büyük dereceli terimin katsayısı 18 gelecektir. Buradaki de 2, buradaki de 2. O zaman biz bunun limitinin sonucunun ne olduğunu biliyorduk. Katsayılar oranı, yani 18 bölü 2'den 9 gelmesi gerektiğini biliyorduk. Peki bu 9 nedir? Peki bu 9 nedir? Şimdi şöyle diyelim. Bakın en başa döndük. Aslında bakarsanız biz integralle alan bulmaya çalıştığımız zaman 0'dan 3'e kadar x kare dx dememiz gerekiyordu. Doğru mu? Doğru. Peki bunun integrali neydi? X küp bölü 3'tü. 0'dan 3'e kadar hesapladığımız takdirde 27 bölü 3 eksi 0'dan cevap 9 gelecekti. İntegralle alanı 9 bulduk. Burada da n sonsuza giderken Riemann integralinin toplamını ne bulduk? 9 bulduk. Demek ki benim dikdörtgenlerim sonsuz adet olduğu takdirde integralle bulacağım sonucun aynısını burada da bulabiliyormuşum demek bu.
Yani düşünün ki biz integralle şu kadarcık işlem yaparak bunu hesapladık ki bence kafamızdan bile hesaplayabilirdik bunu 9 olduğunu. Daha sonrasında da buraya geçtik ve onlarca işlem yaptık ki bu adam belki bunun için 10 sene uğraşmıştır 40 senelik ömründe, öyle düşünün. 10 sene uğraşarak tüm bunları sevgili gençler hesaplamış ve bulmuş, bunu da doğru bulmuş, helal olsun adama. Peki bu Riemann toplamı dediğimiz şeyi biraz daha açarsak bu ne demektir sevgili gençler? Şuradaki teorisel şeyleri, yani böyle pür matematik tarzında verdiğimiz şeyleri sevgili gençler biraz es geçerek anlatacağım. Riemann toplamında şu sigmayı iyi kullanacağız. Bakın taralı bölgenin alanı Sx1 olmak üzere S türev x eşittir fx'tir diyeceğiz. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Burada gördüğümüz alanın, burada gördüğümüz alan sevgili gençler, ben bu alanın türevini aldığım takdirde buradaki fx'i bulurum diyoruz. Bu ne alaka ya? Şimdi şöyle düşünüyorsun. Sen o fx'in integralini alıp, oradaki alanı bulmuyor musun? Evet, o zaman alanın türevini alırsan da az önceki fonksiyonu bulmuş olursun. Yani bir şeyin integralini alıp sonra tekrar türevini alırsan kendisini bulmuş oluyorsun. Ben zaten bu sx1'i fx'in integrali olarak bulduğuma göre şu şekilde. Ben bir de gidip bunun türevini alırsam tabii ki fx'i yine bulmuş olacağım diyorum. Pekala. Şimdi bu Riemann integrali de hocam hiçbir şey de anlamadık, anlatmadım bile diyebilirsin ama bunları soruların üzerinde çok net bir şekilde göstereceğim sevgili gençler. Riemann integralinin çok da eğlenceli bir şey olduğunu göreceksiniz. Şimdi fx eşittir f türev x, yani büyük fx, f'nin türevinde x olmak üzere a'dan b'ye fx'de x fb eksi fa'dır. A'dan a'ya fx'de x sıfırdır çünkü herhangi bir alan belirtmeyecektir bize. A'dan b'ye fx'de x aslına bakarsanız b'den a'ya fx'de x'in eksilisidir. Yani sınırları yer değiştiriyorsan eksiyle çarparsın ve tekrar aynı sonucu elde edebilirsin. Bunda bir sıkıntımız yok. Eğer a ile b kapalı aralığında bir c'miz varsa sen bu a'dan b'ye fx dx'i önce a'dan c'ye sonra c'den b'ye dilediğin gibi alabilirsin ama başladığın yerden bittiği yere mutlaka ama mutlaka düzgün parçalaman gerekiyor. Bu integrasyonu aklında bulunsun. Şimdi belirsiz integral. Neden belirsiz diyoruz? Oradaki c'den kaynaklı, çünkü c'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim, integral, hani bazı yorum atan arkadaşlar da olmuş türev videosuna. Ben bu videoyu tersten izleyeceğim, integrali de halledeceğim diye. Aslına bakarsanız doğru söylüyorlar. Videoyu tersten izlemek işe yaramayacaktır ama türevi tersten düşünmek integrali anlamamız için çok yardımcı olacaktır. Mesela ben size şöyle bir soru sorsam. 2x'in integrali nedir? Şimdi siz burada şunu düşünmeniz lazım. Polinom integralini almayı bilmediğimizi düşünün. Yani üstünü bir artırıp artırdığımıza bölmeyi bilmediğimizi düşünelim. Neyin türevi 2x'tir diye düşünmemiz lazım burada. Pek tabii x kare diye aklımıza geliyor. Ama x kare artı 3'ün de türevi 2x'tir. X kare eksi 8'in de türevi 2x'tir. X kare artı pi'nin de türevi 2x'tir. Dolayısıyla ben bu x karenin yanında 0 mu yazıyor, 3 mü yazıyor, eksi 8 mi yazıyor, pi mi yazıyor, 5 mi yazıyor, 10 mu yazıyor, bunu bilmiyoruz sevgili gençler. Bilmediğimiz için de biz buna ne diyoruz? Belirsiz integral. Yani bunun integrali her halt olabilir manasında konuşuyoruz biz bunun ismini. Ve fx kuralıyla verilen f fonksiyonu türevlenebilen bir fonksiyon olsun. Biz burada y'nin diferansiyelini nasıl buluyorduk? F türev x dx biçiminde buluyorduk. Diferansiyeli verildiğinde fx'i bulma işlemine belirsiz integral alma işlemi ya da kısaca integral alma işlemi denir. Ve bu işlem sevgili gençler, ben fx'in türevinin integralini aldığım takdirde fx artı c olarak bulurum diye gösterebiliriz. C'ye de burada integral sabiti diyoruz. Kuvvet fonksiyonun integrali, hani o az önce bahsettiğim polinomların nasıl integrali alınır diye, illa polinom olmasına gerek yok. Yani x üzeri 2 bölü 3 bir polinom değildir ama bunun da integralini aynı yöntemle alabilirsiniz. Üstünü bir artırıp artırdığınız sayıya da böleceksiniz. Yani buradaki x üzeri r'nin integrali x üzeri r artı 1 bölü r artı 1 olarak karşımıza çıkacak. Tabii ki bir de artı c'miz var, bunu da unutmamak gerekiyor. Tabii bir de r'nin eksi 1'den farklı olması lazım. Yoksa burası 0 olur, ifade tanımsız olacaktır. Bu da hangi durumda karşılaşırız biz bununla? X üzeri eksi 1'in integralini sevgili gençler kalkıp da siz hiçbir şekilde bu kuvvet fonksiyonunun integrali metoduyla alamazsınız. Bunu eskiden eski müfredatımızda olmuş olaydı, o zaman cevabını verebilirdik. Mesela bu integralin sonucu ln x artı c'dir sevgili gençler.
Ancak bu şekilde bulabiliyoruz biz bunu. Dolayısıyla müfredattan kaldırıldığı için de biz kuvvet fonksiyonunun integralini r-1'den farklı olmak üzere alabiliriz diye anlatıyoruz. X artı a'nın r'inci kuvveti varsa aynı metotla alabilirsin. X artı a'nın r artı birinci kuvveti bölü r artı 1 artı c biçiminde. Fx ile gx'in toplamının veya farkının integrali ayrı ayrı bunların integralleri toplamı veya farkıdır diye de alabiliyorsun. Bunu da sakın unutma. Bir diğer sayfamıza geçelim. İntegral dfx f türev x dx olduğu için bunun da integrali f olduğundan sen artık şunu söyleyebiliyorsun. İntegral bir ifadenin diferansiyeli varsa, bir fonksiyonun diferansiyeli varsa içeride o fonksiyonu direkt yazıp sonuna c ekleyebiliyorsun. Bir fx'in türevinin integrali yine fx artı c'dir sevgili gençler. Çünkü burada önce türev alıyorsunuz, sonra integral alıyorsunuz. Önce türev sonra integral aldığınız için mutlaka bir sabit gelecek karşınıza. İntegral sabiti gelmek zorunda. Ama önce integral sonra türev almış olsaydınız, türev alındığı için tüm sabitleri silip süpüreceği için hiçbir şey yazmanıza gerek kalmayacaktı. Yani ben burada şuradan bahsediyorum. İntegral fx dx ve bunun da türevi olmuş olsaydı işte direkt buna fx yazabilirsiniz. Ama şu şekilde olursa, bu şekilde olursa sevgili gençler, bir de sonunda dx'imiz var tabii. Eğer bu şekilde olursa fx artı c yazmak zorundasınız. Neden? Çünkü burada son işlemimiz türev olduğu için sabitlerin canına okuyor. Burada son işlemimiz integral olduğu için sabitimiz burada pek tabii kalmak zorunda. Bir de siz fx'i herhangi bir k sabitiyle çarptıktan sonra integralini almak yerine fx'in integralini alıp daha sonrasında k ile çarpabilirsiniz diyoruz. Bu da ekstradan bir özelliğimiz. Değişken değiştirme yöntemi integralde. Neden bu yönteme ihtiyaç duyarız? Önce onu bir düşünelim. Önce onu bir tartışalım. Şimdi bazen sevgili gençler çok karman çorman fonksiyonlar verilebilir ve bunun integralini de almak biraz zorlaşabilir. Dolayısıyla arkadaşlar biz integralli alınacak fonksiyonda genelde karmaşık olarak kafamızı karıştıran bölgeye farklı bir değişken atarız ki o integralin içini biraz rahatlatalım. Ama sadece o değişkeni değiştirmek yetmiyor. Doğal olarak diferansiyeli de değiştirmek gerekiyor. Hatta varsa sınırları da bu şeye göre, nedir onun ismi? Değişkene göre değiştirmemiz şart. Çünkü sevgili gençler, işimizi kolaylaştırmak için biraz cefa çekmekte zorundayız. Anladıktan sonra gerçekten eğlenceli olan bir konu. Ben üniversiteye hazırlanırken, öğrenciyken integral kısmında anlamadığım yerlerden birisi buydu ki bizim zamanımızda integral konusu çok çok daha farklıydı. İşte logaritmanın integrali, üstel fonksiyonun integrali, trigonometrik fonksiyonun integrali, ters trigonometrik fonksiyonların integralleri bir sürü karman çorman konu vardı. Dolayısıyla sevgili gençler daha da anlamsız oluyordu. Daha da anlaması zor oluyordu diyeyim. Anlamsız değil, anlaması zor oluyordu. Düşünsene. Trigonometrik fonksiyonlarda değişken değiştirdiğinizi ya da logaritmik fonksiyona değişken değiştirdiğinizi, bir de kısmi integrasyon diye bir olayımız vardı. O zaten akıllara zarardı sevgili gençler. UV eksi integral DUV biçiminde alınan fonksiyonlar iki kere değişken değiştiriyordun falan filan. Her neyse eskilere girmeyelim. Değişken değiştirme metodunda da sevgili gençler karmaşık gördüğünüz ifadeye bir değişken diyeceksiniz. Genelde U veya T deriz. Daha sonrasında diferansiyelinizi de buna göre düzenliyorsunuz. Varsa sınırlarınızda alt ve üst sınıra dikkat ederek sevgili gençler sınırlarınızı da değiştiriyorsunuz. Bunların hepsini yine sorularımızın üzerinde net bir şekilde göstereceğiz. Şimdilik senin aklında bunlar kalsın. İntegralde bu da mı vardı diye sorma. Devam ediyorum sevgili gençler. Belirli integral ile alan hesabına. Nedir bu belirli integralde alan hesabı? Aslına bakarsanız bu integral dediğimiz işlem, integral dediğimiz biz buna ne diyebiliriz? Fonksiyon diyemeyiz de integral dediğimiz işlev diyelim daha doğrusu. Bu işlevimiz sevgili gençler bize işte böyle net olarak gözümüzle kalemimizle şununla bununla böyle hani net formülüze edilememiş alanlar dışında kalan eğrilerin alanlarını, hatta size bir şey söyleyeyim mi? Hacimlerini dahi bulmaya yarayan bir işlevdir sevgili gençler. Eskiden hacim hesabı da vardı integralde ama artık sadece alan var, hacim de kaldırıldı. İşte size bunu böyle veriyordu mesela. Ondan da bahsedeyim. Size bunu böyle veriyordu. Ve diyordu ki bunu y ekseni etrafında diyor 360 derece döndür diyor. Y ekseni etrafında 360 derece döndürürsen bak şöyle bir şekil oluşacaktı. Şöyle bir şekil oluşuyordu ve sizden bunun hacmini bulmanızı istiyordu. Doğal olarak biraz da
zorlaşıyordu işler ama hepsinin de formülüze edilmiş halleri vardı. Sanırsam eskiden daha eğlenceliydi bu integral konusu. Daha anlamlı oluyordu en azından. Ama tabii daha eğlenceli olurken de biraz daha yükümüzü ağırlaştırıyordu diyebiliriz. Şimdi biz kendi konumuza geri dönecek olursak, mesela buradaki bir A1 alanı var. Bu A1 alanını ben integral yardımıyla hesaplayabilirim. Nasıl hesaplıyoruz? İşte sınırlar A'dan B'ye kadar fx dx diyoruz. Aslına bakarsanız burada ekstradan bir şey daha söylemek istiyorum. Direkt fx dx demiyoruz aslına bakarsanız. Burada x ekseniyle arasında kalan bölge dediğine göre biz bu x ekseninin aslına bakarsanız isminin y eşittir 0 doğrusu olduğunu da biliyoruz. Bu da y eşittir fx'ti. Ve burada a'dan b'ye kadar fx eksi 0'ın biz aslına bakarsanız integralini alıyoruz. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Çünkü başka konumuza geçtiğim zaman, yani şuraya geçtiğim zaman üstte kalandan altta kalanı çıkarmamızın sebebi de budur. Fx eksi gx'in integralini alırız bu arada kalan alanı bulabilmek için. A2'nin alanını nasıl buluruz? Arkadaşlar x ekseninin altında kalan bölgelerin alanları hesaplanırken integral yardımıyla bu integralin sonucu negatif gelecektir. Ve biz de diyoruz ki arkadaş alan negatif olamaz. Madem öyle sonucu negatif çıkan o integralin sonucunu eksiyle çarparız ki alan pozitif gelsin. Doğal olarak da eksiyle çarpmamız gerekiyor. Ya da tüm bu toplara girmeden hocam, yani burada mutlak değerini almışız gerek var mı? Burada A'dan B'ye hesaplayıp eksiyle çarpmışız ya da işte burada B'den A'ya hesaplayıp integralini alabiliriz. Tüm bu toplara girmeden şunu yapabilirsin ama dikkatli olmak şartıyla. Normal git kardeşim A'dan B'ye kadar gx dx'in integralini hesapla. Daha sonra dedi ki o sonuç negatif çıktı. Şıklarda bile negatif bir şey bulamayacaksın. Hocam sonuç negatif çıktı. Sen ne yapacaksın? Alan negatif olamaz deyip eksilisini alacaksın bu sayının ki pozitif bir sayıya ulaşasın. Şimdi arada kalan bölgelerin alanlarını nasıl buluyorduk? Az önce söylediğimiz gibi üstte kalan eğri burada ne? F. Bakın şurada üstte kalan F sevgili gençler. Altta kalan ise G fonksiyonu olduğunda üstte kalandan altta kalanı çıkarıyorsunuz. Fx, Gx nereden nereye? A'dan B'ye. Hocam bu A'yı B'yi falan her zaman bize verecek mi? Her zaman vermeyebilir. Sen bu A'yı B'yi nasıl bulacaksın? F ile G fonksiyonlarını birbirine eşitleyip köklerini bulursan zaten kesiştikleri noktaları bulmuş olursun. Bunlar da zaten A ve B dediğimiz yerlerde bunların kesiştikleri noktalar olduğu için kolay bir şekilde sınırlarına da erişmiş olacaksın. Evet, peki bu bulmaya çalıştığımız alanımız acaba y ekseniyle arasında kalan alan sorulmuş olsa o zaman ne yapacağız diye sorabilirsin. Şöyle A'dan B'ye FY, DY diyorsun. Hocam bize bunu X'i yalnız bırakıp vermediyse ya o zaman ne yapacağız? X'i yalnız bırakacaksın. Peki X'i yalnız bıraktığın zaman o fonksiyonun nesini bulmuş oluyorsun aslında? Ters fonksiyonunu. Demek ki biz ters fonksiyonunla işlem yapacağız. Ters fonksiyonun integralini alırsak da burada y ekseninde A'dan B'ye kadar olan alanı bulmuş olacaksın. A1, A2, A3, A4 içinde bulundukları sınırlı bölgelerin alanlarıdır sevgili gençler. A1, A2, A3, A4 alanlarını gösterdik diyelim. Gösteriniz demişiz. Gösterdik. Peki şunların cevaplarını verelim şimdi. A'dan B'ye kadar. Bak A'dan B'ye kadar. Fx, dx ne demektir? Hocam A1 eksi A2 artı A3 eksi A4'tür. Çünkü bunlar negatif olduğu için önlerine eksi yazacaksın. Bak unutma biz şu an alan bulmadık. Biz integral bulduk. Peki alanı bulmak için ne yapacağız? Tabii ki fx'in mutlak değerini alacağız. Fx'in mutlak değeri alındığı zaman sen şunun olduğunu görüyorsun zaten. Mutlak değeri alındığı zaman bir fonksiyonun grafiğinde nasıl değişiklikler oluyordu? X ekseninin altında kalan bölgelerin üstüne taşınmasını sağlıyordun. Yani simetriğini alıyordun. Ve doğal olarak burası A2 artık burası da A4 olduğundan biz diyebiliriz ki bu alanlar toplamı A1, A2, A3, A4'tür. Dolayısıyla biz mutlak değerini almak zorundaymışız diyebiliyorsun. Yine farklı bir şekilde de almak istiyorsak önce dersin ki A'dan C'ye kadar fx dx, sonra 0'dan C'ye kadar fx dx dersin ya da eksiyle çarpıp C'den 0'a diye devam edersin. Artı 0'dan E'ye kadar fx dx, eksi E'den şurası B miydi? B'ydi sanırım, aynen. E'den B'ye kadar fx dx dersen bu alanı da hesaplamış olursun. Devam ediyorum. Riemann toplamı ve belirli integral. Burada hem Riemann toplamı ile alakalı sevgili gençler bir konu özetimiz olacak. Hem de sağ tarafta bunların sorularını çözeceğiz. Bakalım becerebileceğiz mi? F A ile B kapalı aralığından reel sayılara sürekli sınırlı ve pozitif değerli bir fonksiyon olsun.
AB kapalı aralığını x0, x1, x2, xn-1, xn eşittir b kümesinin noktaları yardımıyla her birinin uzunluğu birbirine eşit olan n tane alt aralığa bölelim. Her bir aralıkta rastgele bir xk noktası seçelim. Şimdi bu Riemann integralini, Riemann toplamını nasıl hesaplıyormuşuz? Şöyle, k'lar 1'den n'ye kadar fxk yıldız, yani şuralardan bir yıldız noktası seçiyorsun. Bunu yerine yazıyorsun, tamam? Yazdıktan sonra da delta xk. Delta xk nedir sevgili gençler? Bunların aralıklarının boyu. Ki ne kadar integrale benziyor değil mi? Dx falan diye bak. Normal şartlar altında onu da biliyorsun ki o dx ile delta x aynı muhabbet aslına bakarsan. Bu Yunanca'daki büyük D harfi, bu da normal Latince'deki, yani Yunanca'daki küçük D harfi de bu aslında. Bu Yunanca'daki D harfi, bu Latince'deki D harfi. Dolayısıyla sevgili gençler, Latin alfabesindeki diyelim, Latince de demeyelim, Latin alfabesindeki D harfi, bu da Yunan alfabesindeki D harfi sevgili gençler. Birbirine ne kadar benzediğini görüyorsunuz. Ki buradaki sigma işareti de zaten biliyorsunuz ki yine Yunanca'daki S harfi, bu da yine Latin alfabesindeki S harfi, birbirine ne kadar benzediğini söylemeye lüzum yok sanırım. Biz bu aralıkların, yani delta xk'ları nasıl buluruz? B'den A'yı çıkarırsınız. Yani son noktadan ilk noktayı çıkarırsınız sevgili gençler, ki buna A demiştik, buna B demiştik. Daha sonrasında kaç tane aralık var? Hocam n tane. O zaman n'e bölersin ki her aralığın uzunluğunu eşit bir şekilde bulalım. Ki buna da düzgün bölüntü ismini veriyoruz. Neden? Çünkü her aralığın boyu eşit olması lazım. Eğer ki n sonsuza giderken bunun bir limiti varsa, biz bu limitin sonucuna sevgili gençler oradaki bölgenin alanı, net alanı diyebiliriz. Ve biz bu belirli integrali de a'dan b'ye fx dx'de gösterebiliriz diyoruz arkadaşlar. Şimdi biz soruların üzerinden daha net anlayacağımızı söylemiştim size. Bu sorulara bir bakalım. 0,3 kapalı aralığını delta xk eşittir 1 bölü 2 uzunluğundaki düzgün bölüntüsünü yazınız demişti sevgili gençler. Şöyle diyelim, delta x1 diyelim, yani birinci aralığımızın neresi olduğunu yazalım sevgili gençler. Daha doğrusu kaç tane aralığa böleceğiz? 1 bölü 2 olabilmesi için 0 ile 3 aralığını 6 eşit parçaya bölmemiz lazım. Dolayısıyla delta x1 muhabbetine hiç girmeyelim. Şöyle diyelim biz. Bak şurası 0'dı. Bak burası da 3'tü. 6 eşit parçaya bölmemiz lazım ki 1 bölü 2 uzunluğunda bizim aralıklarımız gelsin. O zaman burası 1 bölü 2 olur. Burası 1 olur. Burası 3 bölü 2 olur. Burası 2 olur. Burası 5 bölü 2 olur. Şurası da 3 olur diyeceğim ama 3'ü biraz yaklaştıralım. Şurası da 3 olur. Ve böylelikle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane aralığa bölmüş olurum. Düzgün bölüntü de budur. Ha, diyebilirsin ki hocam 0 ile 1 bölü 2 aralığı. Daha sonrasında 1 bölü 2 ile 1 aralığı. Daha sonrasında tıp 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 5 bölü 2 ile 3 aralığı bizim düzgün bölüntülerimizdir de diyebilirsin. İkinci kısma geçecek olursak da bize diyor ki eksi 2 ile 0 aralığı. Eksi 2 ile 0 aralığı. Eksi 2 eşittir x0. İşte küçüktür x1, küçük x2, küçük x6. O da eşit 0 olacak şekilde düzgün parçalanıyor. Bu parçalanıştaki her bir aralığın uzunluğunu bulunuz demiş. Kaç tane sevgili gençler burada aralığımız olduğuna bakmamız lazım. Bak şimdi x0, x1, x2, x3, x4, x5 ve x6'mız var. Ben x6'nın 0, x0'ın da eksi 2 olduğunu burada bize vermiş. Biz burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane aralık olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sevgili gençler her bir aralığın boyu da 0'dan eksi 2'yi çıkaracaksınız. Ve 6 tane aralık olduğu için buna böleceksiniz. Ve cevabınız da 1 bölü 3 gelecek. Her bir aralığın boyu da 1 bölü 3'tür diyebiliriz. Pardon. Üçüncü sorumuza da bakalım burada. 0 ile 2 kapalı aralığındaki tanımlı fx eşittir x kare fonksiyonunu çiziniz. Çizelim. Nereye çizelim bunu? Şurayı beyazlatalım, öyle çizelim, olmaz mı? Şurayı bembeyaz yapalım, sonra da çizelim. Şöyle yapalım sevgili gençler. Pekala. Şimdi bakın ben buraya çizeceğim bunu. 0 ile 2 aralığında x kare fonksiyonunu çiz demişti. Çizeriz, onda bir şey yok. Şöyle x kare 0 ile 2 aralığında çiz dediği için şuraya 0 diyeyim. Hop şuraya da 2 diyelim, olmaz mı? Şimdi bu x kare parabol olsun. Manyak çizim ha, düzgün çizim. 0 ile 2 aralığını eşit uzunlukta 4 aralığa bölünüz demiş. 4 aralığa bölersek burası 1 bölü 2 olur. Burası 1 olur. E burası da 3 bölü 2 olur hocam. Pardon. Bunların hepsinin artık eşit olduğunu görebiliyoruz. 1 bölü 2 boyunda hepsi de.
her bir alt aralığın orta noktasını işaretleyerek dikdörtgenleri oluşturunuz demiş. Şimdi her bir alt aralığın, yani mesela 0 ile 1 bölü 2 aralığında tam orta noktasını seç diyor ve dikdörtgen oluştur diyor. Bak şimdi şurayı seçtim, burayı seçtim, burayı seçtim, burayı seçtim. Şimdi bunlara göre bir dikdörtgen oluşturacak olursak bunun denk geldiği yer burası ya. Burasıdır. Bunun denk geldiği yer burası ya sevgili gençler. Tam olarak buradan dikdörtgen oluşturacaksın. Bunun denk geldiği yer mesela burası. Dikdörtgenin üst kenarı tam olarak burada olacak. Bunun denk geldiği yerde sevgili gençler şurası. O halde dikdörtgeni tam olarak şöyle oluşturacağım. Ve artık şunları silebiliriz. Görüntümüz, çok özür dilerim, silmememiz gerekiyormuş. Şöyle yapalım, tamam. Şimdi sevgili gençler, aslına bakarsanız ben bunları size şöyle çizebilirim. Şöyle yapalım, dikdörtgenlerimizin üst sınırlarını çizsek, dikdörtgenleri çizsek yetecektir. Bunlar tam orta noktalar aslına bakarsanız. Kırmızıyla gösterdiklerimiz bizim dikdörtgenlerimiz artık. Pekala. Bunu da yaptık. Buna göre ilk olarak demiş ki Riemann toplamı 1 bölü 2 çarpı f1 bölü 4 artı f3 bölü 4 artı f5 bölü 4 artı f7 bölü 4'tür demiş. Bakalım. Şimdi sevgili gençler şurası biliyorsunuz ki 1 bölü 4'tür. Şurası sevgili gençler 1 ile 1 bölü 2'yi toplayıp 2'ye bölersiniz. Yani 3 bölü 4'tür. O zaman şurası 5 bölü 4'tür. O zaman burası da 7 bölü 4'tür. Doğru mudur? Doğru. Bizim buradaki aralığımızın boyu ne kadardı? 1 bölü 2 çarpı yükseklik ne kadar dikdörtgenin alanını hesaplayabilmek için? F1 bölü 4 kadardır. Artı. Şimdi şu dikdörtgene geçtik. Bu dikdörtgende yine dikdörtgenin uzun kenarı veya kısa kenarı 1 bölü 2. Bir kenarı 1 bölü 2. Diğer kenarı da F3 bölü 4 olacaktır. Artı 1 bölü 2 çarpı F5 bölü 4 olacaktır. Artı 1 bölü 2 çarpı F7 bölü 4 olacaktır. Neden? Çünkü 7 bölü 4'ü yerine yazdığınız zaman dikdörtgenin uzunluğunu bulmuş olursunuz. 1 bölü 2 parantezine aldığınız zaman şu toplamı aynı şunun gibi elde edebilir misiniz? Elde ederiz. Dolayısıyla birinci öncülüğümüz doğrudur. Geçtim 2'ye. Fx eşittir x kare fonksiyonunun grafiği x eşittir 2 doğrusu ve x eksenin arasında kalan bölgenin alanı yaklaşık olarak dikdörtgenlerin alanları toplamı bulunarak tahmin edilir denmiş. Yaklaşık olarak tahmin edilebilir mi? Evet, yaklaşık olarak tahmin edilir sevgili gençler. Buraya dikkat ettiyseniz ben şuradaki alanı kırmızıyla işaretlediğim alanı hesaplayamadım. Eksik hesapladım ama burayı da fazla hesapladım. Dikkat ettiyseniz şurayı fazla hesapladım. Burayı eksik hesapladım. Yine dikkat ettiyseniz şurayı fazla hesapladık. Burayı eksik hesapladık. Ve yine dikkat ettiyseniz şurayı fazla hesapladık. Burayı eksik hesapladık. Fazlalarla eksikleri birbirine denkleştirebilirsek sevgili gençler, yaklaşık olarak ben buradaki bölgenin alanını bulmuş olacağım. 0'dan 2'ye x kare dx ifadesi Riemann toplamına eşittir denmiş. Şimdi Riemann toplamı yaklaşık olarak bulur. Yaklaşık olarak. İntegral net alanı bulur. Çat diye bulur. Yani modern matematik diyoruz ya. Direkt olarak net alanı bulur. Ama Riemann toplamı yaklaşık olarak bulur. Peki Riemann toplamına eşit midir o zaman buradaki integral? Hayır, pek tabii değildir. Cevabımız ne olacakmış? Yazalım buraya. 1 ve 2 olacakmış. 2 dedik. 1 ve 2 olacaktır diyebiliriz sevgili gençler. Şimdi daha da heyecanlandığınız yere geçiyoruz. Çünkü birbirinden tatlı, birbirinden bazıları ensesi kalın olan sorulara geçeceğiz sevgili gençler. Ama introdan sonra, introyu izlerken videoyu hemen telefondan izliyorsan aşağı kaydırıp beğen butonuna tıklayıp geri videonun yukarısına çıkabilirsin. Videoyu beğenmeyi unutmayalım sevgili gençler. Bir de abone değilsen abone olursan seviniriz. Introdan sonra ben buradayım, seni bekliyorum. Introdan sonra görüşürüz. Evet sevgili gençler, başlayalım ilk sorumuzla. Bakalım güzel güzel tatlı tatlı sorularımızı çözelim. Şimdi diyor ki şöyle şunu da alalım da. Heh. Sıfırdan kök a'ya x dx'in karesi sıfırdan 3'e x kare dx'e a kaçtır diye sormuş. Yani basit. X'in integralini alıyorsun hemen. Hocam x kare bölü 2 değil mi? Evet. Sıfırdan kök a'ya kadar yazıyorsun. Öf, ne biçim yazıyorum be. Kök a eşittir. X karenin integralini alıyorsun. X küp bölü 3 o da. Bunu da sıfırdan 3'e kadar yazıyorsun. Tamam, güzel. Kök a'yı yerine yazarsam kök a'nın karesi a'dır. A bölü 2. Sıfırı yerine yazınca sıfır zaten. Eşittir. 3'ün küpü 27, 3'e böldüm 9.
0 yerine yazdım. 0 geldi. Doğru mu? Dolayısıyla burası 27 bölü 3. Tamam, x küp bölü 3. Yanlış bir şeyimiz mi var? Ona bakıyorum. Ha, şunun karesini almayı unuttuk. Bir de bunun karesi vardı ha. Değil mi? Şunu unuttuk. Ben diyorum işlem yanlış çıktı. Başa saracaktım işlemi. Neyse. A kare bölü 4. Ya da şöyle diyelim. Ya da neyse öyle kalsın. A kare bölü 4 eşittir. Ne olacak sevgili gençler? 9. Yani a kare kaç olacakmış? 36. O zaman a kaçtır arkadaşlarım? 6. Veya x'i 6. Hocam şıklarda 6 olduğu için mi 6'yı işaretleyeceğiz? Yok bak güzel kardeşim. A eksi 6 olursa böyle çift dereceli köklerin içerisine giremez değil mi böyle sayılar? Dolayısıyla cevabımız 6 olacaktı diyebiliriz. Geçtim 2'ye. Fx'i vermiş 3x eksi x kare diye. Gx'i vermiş x kare eksi x diye. Fonksiyonlarının grafiklerini sınırladığı kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi bak bunu bir birinci yol diyelim. Bir de ikinci yoldan çözelim. Şimdi birinci yolda sevgili gençler. Öncelikle bu parabollerin kesiştikleri yerleri bir bulalım. 3x eksi x kareyi x kare eksi x'e eşit diyeceğiz. Buradan hepsini sağ tarafa toplarsam 2x kare eksi 4x gelecek. 2x parantezinde x eksi 2 bizim işimizi görür. 0'a eşitlersek bir 0'da bir de 2'de kesişiyorlar bunlar. Daha sonrasında da şöyle yaparız. Bakın 0 ve 2'de kesişiyorlarsa bir tanesini çizelim. 0 için 0'dan zaten geçiyordu şöyle. Kolları da aşağı doğruydu. Diğer kökümüz ne? 3. Yani şöyle olacak. Hop. Bir tanesi şöyle 3'ten geçiyor. Burası da 0. Diğeri de x kare eksi x parabolü. X ve 1'den 0 ve 1'den sevgili gençler kökleri. Dolayısıyla şöyle gelecek. Hop. Şuradan şöyle dönecek ve şu şekilde hareket edecek. Şimdi bak. Şurası da 1. Bizden kesiştikleri yerle arasında kalan bölge sorulduğu için kesiştikleri yeri de biz 2 olarak bulduk. Yani burası 2'ymiş. Bizden istenen alan neresi o zaman? Bak şurası. Gri ile işaretlediğim yer. Tamam. Bizden burası isteniyor. Üstte kalan sevgili gençler f, altta kalan g olduğu için ben diyeceğim ki 0'dan 2'ye kadar kardeşim f'den g'yi çıkaracağım. F eksi g dx. Şimdi f'den g'yi çıkarmak demek şundan şunu çıkarmak demek. Çıkarırsak da eksi 2x kare gelir. Bir de artı 4x'imiz gelir. Yazalım o zaman. İntegral 0'dan 2'ye kadar eksi 2x kare artı 4x dx. Buranın integrali eksi 2x küp bölü 3 artı 4x kare bölü 2'den 2x kare gelecek. 0'dan 2'ye kadar hocam. Peki yazalım 2'yi yerine. Şurası eksi 16 bölü 3 gelir. Artı 8 gelir. 0'ı yerine yazdığımız zaman zaten 0 gelecek. O zaman 3 kere 8 24. Eksi 16 daha kaç yapar? 8. 8 bölü 3 birim kare bizim cevabımızdır. Yani cevap Denizli'dir. Bir de şuraya ikinci yol. Hocam ikinci yol oraya sığar mı? Sığar güzel kardeşim. Sıkıntı yok. Bak. Parabolle parabol eğer kesişiyorlarsa önce bu denklemleri birbirine bir eşitleyeceksin. Parabollerin denklemlerini. 3x eksi x kare eşittir. X kare eksi x. Sonra hepsini bir tarafa toplayacaksın. 2x kare artı 4x. Şöyle diyelim. Tamam. Bunu da sıfıra eşitledik. Pekala. Sonra bunun deltasını buluyorsun. Delta ne burada? B kare yani 16. Eksi 4 çarpı eksi 2 çarpı 0. Yani burası komple gitti. Deltamız neymiş? 16. Şimdi ben diyorum ki alan eşittir. Delta kök delta bölü 6 a kareyle bulabiliriz. Peki deltamız 16 idi ya. 16 kök 16 4 yapar. A'mız sevgili gençler eksi 2 idi. Eksi 2 kere 6 da eksi 12 yapacaktır. Ve doğal olarak da doğal olarak eksi 6 a kare dedik değil mi? Üzgünüm. Şurası eksi 6 çarpı a'nın karesi eksi 2'nin karesi 4'ten 24 yapar sevgili gençler. Şimdi burada 4'e böldüm 6, 4'e böldüm 1, 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 8, 8 bölü 3 cevabımızdır. Yani şurada şunlarla uğraşmaktansa bence İki tane parabol gördüğün zaman alanını bu şekilde hesaplayabilirsin. Parabollerin arasında kalıyorsa eğer hesaplaman gereken alan, hatta burası da yukarıya dahil. Daha sonrasında hesapladığımız ikinci yolsa şurası sevgili gençler, haberiniz olsun. Devam edelim bir diğer sorumuzla. Küçük f, büyük f ve büyük g x'in birer fonksiyonları, c1 ve c2'de birer gerçek sayı, g'nin türevi büyük f, büyük f'nin türevi de küçük f olduğuna göre
İntegral içerisinde integral fx dx dx ifadesi hangisine eşittir? Önce bak şurayı bulalım mı seninle? F'nin türevi küçük f ise f'nin integrali büyük f'dir sevgili gençler. Çünkü ben buraya büyük f yazmam lazım. Büyük f'nin türevi. Büyük f'nin türevi de büyük f'ye eşittir. Yani integrali. Tabii bir de artı c'miz var. Şöyle. C1 diyebiliriz artık buraya. Daha sonrasında da şunun integralini alacağız sevgili gençler. Şöyle yani. Peki f dediğimiz neydi? G'nin türeviydi. Peki g'nin türevinin integrali ne? G. Gx artı c1x artı c2 demez miyiz biz buraya, deriz. İşte cevabımız bu. Gx artı c1x artı c2 cevap Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. Yukarıda her x reel sayısı için sürekli olan f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Peki f-1 3 ise f2'nin değeri nedir diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyelim. İntegral eksi 1'den 2'ye kadar, integral eksi 1'den 2'ye kadar f'in türevinde x dx'i bir hesaplayalım. Bu ne demektir? Hocam fx'tir bu. Eksi 1 ile 2'yi de yerine yaz demiş hatta. Demek ki bu aslına bakarsanız f2'den f eksi 1'i çıkar demekmiş. Peki ben f2'nin ne olduğunu bulabilir miyim? Bak burası 45 derecelik bir açıysa bu birinci açı ortay doğrusudur. Yani y eşittir x doğrusudur. Ha, bu arada f2 sorulmuş bize. Çok üzgünüm. Burası f türevdi. Peki f eksi 1 bize vermiş 3'müş. Yani şurası 3. Bizden de istenen f2'ydi zaten. Bu soruluyor. Hocam gene bilinmeyen bir f2 kaldı elimizde. Ne işe yaradı ki bu diye düşünebilirsin. Fakat eksi 1'den 2'ye kadar f türev x dx'in f türev x eğrisinde sevgili gençler. Eksi 1'den şöyle eksi 1'den 2'ye kadar şöyle 2 diyelim. Şurayı şöyle işaretleyelim. 2'ye kadar olan kısmın alanı demek. Yani sevgili gençler bir şuradaki dikdörtgenimizin alanı artı şuradaki üçgenin alanı demek aslında bu integral. Pekala şuranın alanı nedir? 1 kere 2'den 2'dir. Buranın alanı da 2 kere 2 bölü 2'den 2'dir. 2 artı 2 de 4 yapar. Demek ki bu 4'e eşitmiş. O zaman f2 kaçtır? Eksi 3 karşı atarsanız. Tabii ki 7'dir. O halde cevap da Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum bir diğer sorumla. Aşağıda AB kapalı aralığında tanımlı f, g ve f artı g fonksiyonlarının grafikleri bize verilmiş. Buna göre diyor, sarı bölgenin alanı mavi ve pembe bölgelerin alanlarının toplamına eşittir denilmiş. Şimdi sarı bölgenin alanı aslına bakarsanız f artı g fonksiyonundan geliyor ya. F artı g fonksiyonundan geliyor. Ama sarı bölge değil. Yani ben buraya A, şuraya B, buraya C dersem eğer... burada sevgili gençler sarı bölgenin alanı nasıl bulunacak? Ben size onu söyleyeyim. Sarı bölgenin alanı A artı B artı C'den neyin farkıdır? B artı C'den farkıdır. Yani sadece A'dır. Burada da görüldüğü üzere. Peki mavi ve pembe bölgelerin alanları toplamına eşit olur mu? Bakın sevgili gençler. Mavi bölge dediğimiz B idi. Burası da C idi. Şimdi ben eğer ki mavi ve pembe bölgelerin alanları toplamını hesaplarsam aslına bakarsanız sadece şunu hesaplamış olurum. A'dan B'ye kadar fx dx'i hesaplamış olurum. Çünkü mavi ve pembe bölgelerin alanları bunlardı. Sarı bölgenin alanı da sevgili gençler A'dan B'ye kadar f artı g dx'den A'dan B'ye kadar f dx'i çıkarmışım demektir. Fx dx'i çıkarmışım demektir. Niye? Çünkü f artı g'den f'i çıkarırsanız sarı bölgenin alanını bulursunuz. Peki bak burada A'dan B'ye F var. A'dan B'ye F var. Bunlar birbirini götürürse A'dan B'ye GX, DX kalmaz mı elimizde bizim sadece? Evet. A'dan B'ye GX, DX demek ne demek? Pembe bölgenin alanı C demek. Yani sevgili gençler biz artık şunu söyleyebiliriz. Sarı bölgenin alanını bulduk biz. F artı G'den F'i çıkararak. Sarı bölgenin alanı aslında C'ymiş. Yani B artı C falan değilmiş. Birinci öncül gitti. Zaten gideceği çok aşikardı da ben bayağı bir anlatmak için uğraştım sana. Sarı, mavi ve pembe bölgelerden alanı en büyük olan sarı bölgedir denilmiş. Şimdi bir kere şu C, bu da C idi. O zaman nasıl en büyüğü C, biz sarı bölge diyebiliriz? Bu da gitti. Üçüncü öncülümüze bakalım. Sarı bölgenin alanı pembe bölgenin alanına eşittir. Zaten en başından beri onu bulmuştuk. C'ye C demiştik ya. Demek ki üçüncü öncülümüz doğru. Cevap da yalnız 3. Yani Ceyhan. Geçtim bir diğer soruma. Aşağıda AB kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. Güzel. Sarı boyalı bölgelerin alanları birbirine eşitmiş. Şimdi bak ben buraya A dedim.
Buraya A dedim. Buraya A dedim. Buraya A dedim. Buraya da A dedim. A'dan B'ye fx dx de 3'müş. Şimdi A'dan B'ye fx dx 3 bulduysak aslında burada şu A'lar bak A A ve A pozitif. Şuradaki A'lar negatif. Dolayısıyla 3A eksi 2A eşittir A eşittir 3'müş diyebiliriz. Yani ben burada A gördüğüm her yere artık 3 yazabilirim. Buranın alanı 3. Burası 3, 3, 3 ve 3. Diyor ki A'dan B'ye mutlak fx dx. E ben bunun mutlağını alırsam hepsi yukarı dönmez mi? E buralarda 3 olur. Artık bunlar yok. E madem öyle A'dan B'ye ben şuradaki alanı hesaplamak istiyorsam 3 kere 5'ten ne derim cevaba? 15 derim. Cevabımız da Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Hem de gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum bir diğer sorumla. 2'den 4'e kadar x çarpı fx kare eksi 1 de x a olduğuna göre 3'ten 5'e fx de x'in a türünden eşiti sorulmuş. Tabii ki hemen burada bu tarz ifadeler gördüğümüz zaman ne yapmamız lazım? Değişken değiştirmemiz lazım. Şuradaki x kare eksi 1'e ben u demek istiyorum. X kare eksi 1 eşittir u ise 2x dx eşittir du olacaktır. Diferansiyel aldım. Bize x dx lazım olduğundan dolayısıyla x dx de du bölü 2 olacaktır. Bir de alt ve üst sınır belirleyelim sizle. İntegral, şimdi alt sınırımız 2 idi az önce. 2'yi burada yerine yazarsanız 4 eksi 1'den alt sınır 3 gelir. Bir de 4'ü yazalım. 4'ün karesi eksi 1'den 15 gelir. Oo çok şekil şeyler geliyor ha. Peki biz şuna fu demiştik. Dx'e de du bölü 2 demiştik. Du bölü 2'sini dışarı atayım arkadaşlar. Şimdi bizden istenen şurasıydı. Bizden istenen burasıydı. Ve buranın tamamı da a'ydı. Bu 1 bölü 2'yi ben karşıya atarsam 2 diye geçmez mi çarpım olarak? Demek ki 3'ten 15'e fu du 2a ise 3'ten 15'e fx dx de bir zahmet 2a oluversin canım değil mi? Geçtim bir diğer soruma. Hocam sinüslü ifadeler falan var, ne yapacağız ne halt yiyeceğiz? Hiçbir halt yemeyeceğim kardeşim, sabredeceğim. Biraz içeriği düzenleyeceğim. Bak şurası nedir? E üzeri sin kare x'tir. Bak burası da e üzeri cos kare x'tir. Şimdi çok güzel üstü sayıları sen çarpıyorsan üstlerini toplarsın. E üzeri sin kare x artı cos kare x dersen ne olur? E üzeri 1'den e mi gelir? Şimdi diyor ki bana 0'dan pi'ye kadar e'nin integralini bul demiş aslına bakarsan. E bunun integrali e x değil midir? 0 ile pi'yi de yerine yazarsanız e pi eksi e çarpı 0'dan cevap ne gelir? E pi gelir. Yani cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Bazı arkadaşlarım söylüyor hocam siz gönül rahatlığıyla diye diye benim de dilime dolandı bu. Bir de bak şöyle soruyu çözdükten sonra gönül rahatlığıyla diyorsun ya, elini bir de şöyle yap bak, 10 numara 5 yıldız soruyor. Çok özgüvenli hissediyorsun kendini. Yanlış bile yapsam uf, mükemmel doğrular yaptım diyebiliyorsun. Geçtim sevgili gençler. Diğer soruma, diğer sayfamda. Gerçek sayılarda tanımlı f fonksiyonunun grafiği yukarıda bize verilmiş. Pekala bu f'in grafiği güzel. F türev falan olunca bazen karıştırıyoruz değil mi? Buna göre m'den n'ye f kare x çarpı f türev x dx integralinin sonucu nedir diye sorulmuş. Peki. Şöyle bir şey yapsak. Biz fx'i arkadaşlar burada t desek. F türev x dx. Acaba dt olur mu? Olur. Bak burada f türev x dx var. Ben buraya dt diyeceğim. O zaman fx'e de t dediysek burası da t karedir. Alt ve üst sınırda belirleyelim mi sizde? Hocam belirleyelim. Nasıl belirleyeceğiz? M'yi alacaksın. Önce şurada yerine yazacaksın. Fm. Fm nereye gitmiş? Eksi 2'ye. Demek ki burası eksi 2 olacak. N'yi alıp yerine yazacaksın. Fn. Fn nereye gitmiş? 0'a. Eksi 2'den 0'a dedik. T kare dt mi oldu? Al bunun integralini. T küp bölü 3. Yaz yerine eksi 2 ile 0'ı. 0'ı yazınca hocam 0 gelecek. Eksi açtım parantezi. Eksi 2'yi yazacaksın. Eksi 8 bölü 3 mü gelecek? Eksi eksi 8 bölü 3 kaç yapar? Hocam 8 bölü 3. O halde bu da senin cevabındır. Aşağı in ve işaretle. Cevabın Bursa seçeneği olacaktı. Gördüğünüz gibi bilmediğimiz, ismini cismini bilmediğimiz bir integralden kalktık. Rahatlıkla hesaplayabileceğimiz bir t kare fonksiyonunun integraline eriştik. Ki bu da bizim işimizi gayet kolaylaştırdı. İşte değişken değiştirme metodu bu işe yarıyor. Aşağıda x kare ve x fonksiyonlarının bize grafiği verilmiş sevgili gençler. Güzel. Sarı ve pembe bölgelerin alanları birbirine eşit olduğuna göre a kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle biz kesiştikleri yerleri bir bulalım ha. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar bunlar bir noktasında kesişeceği aşikar. Değil mi? 1 eşittir 1 olur. Peki o zaman ben şuradaki pembe bölgenin alanına p diyeyim. P eşittir integral 0'dan 1'e kadar üstte kalan doğruydu. X eksi x kare dx diyelim.
Altta kalan paraboldü. Bu yüzden x'ten x kareyi çıkardım. X'in integrali x kare bölü 2. X karenin integrali de x küp bölü 3. Ben burada 0 ile 1'i yerine yazacağım. Yazdığım takdirde de 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 gelecek. 0'ı yerine yazmama lüzum dahi yok. 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkarırsanız 1 bölü 6'yı bulursunuz. Demek ki pembe bölgenin alanı 1 bölü 6'ymış. Buradaki sarı bölgenin alanı da 1 bölü 6'ymış o halde. Ve ben bu sarı bölgenin alanını hesaplayabilmek için derim ki hocam 1'den a'ya kadar, bak 1'den a'ya kadar üstte kalan bu sefer x kare. X kare eksi x dx dersin. Al bunun integralini. Hocam x küp bölü 3 eksi x kare bölü 2'dir. Ve burada da 1 ile a'yı yerine yazmam lazım. Peki yazalım kardeşim. A'yı yerine yazarsan a küp bölü 3 gelir. Eksi a kare bölü 2 gelir. Eksi, açtım parantezi, 1'i yerine yazacağım. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2 gelir. Bak şurası eksi 1 bölü 6. Şuradaki eksiyle beraber artı 1 bölü 6 yapacaktır burası. Ve böylelikle sen artık şunu görebilirsin. A küp bölü 3'ten a kare bölü 2'yi çıkardığımız takdirde bir de buna 1 bölü 6 eklemişiz. Bu da arkadaşım neye eşit olacakmış? Pembe bölgenin alanına. Yani 1 bölü 6'ya. Hocam her iki tarafta 1 bölü 6 var. Götüreyim mi onları? Götür. Demek ki burası 0'mış. Yani a küp bölü 3 eşittir. Şunu karşıya atarsam a kare bölü 2 olur mu? E olur. Bir içler dışlar çarpımı alalım o zaman senden. Ha? 2 tane a küp eşittir 3 tane a kare. Şimdi bak soruyu bitirmek üzereyiz. A kareleri burada sadeleştirebilirsin. Sol tarafta bir tane a kalır. Hocam a'nın 0 olduğunu, olmadığını biliyor muyuz? Biliyorsun, çünkü a 0'ın sağında 1'den de büyük pozitif bir sayı. Dolayısıyla 2a eşittir 3 ise a eşittir tabii ki ne olacak? 3 bölü 2. Yani bizim cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Hem de nasıl? Gönül rahatlığıyla. Evet güzel arkadaşım, geçtim sağ tarafa. Gerçel sayılarda tanımlı ve sürekli olan f fonksiyonu veriliyor. Her x reel sayısı için fx sıfırdan büyük veya eşittir denmiş bize. F fonksiyonunun x eksenine göre simetri de g fonksiyonudur. Yani eksiyle çarpılmış halidir diyebilir miyiz biz buna x eksenine göre simetriğine? Yani gx fonksiyonu sevgili gençler, f'in x eksenine göre simetri ise eksi fx olur mu? Olur. O zaman ben buraya eksi fx yazabilir miyim? Pek tabii. Peki eksi eksi artı yapar mı? Evet. O zaman içerisi 2 tane fx midir? Tabii ki hocam. 2'yi de dışarı atalım mı? At güzel kardeşim. 2 tane A'dan B'ye fx dx eşittir 20 ise A'dan B'ye fx dx kaçtır? Hocam 10'dur. Şimdi soru şu. A'dan B'ye gx dx, yani eksi fx dx nedir diye soruluyor. At eksiyi dışarı. Eksi A'dan B'ye fx dx sorulmuş bize. Şimdi kardeşim, sen A'dan B'ye fx dx'in 10 olduğunu bulmadın mı? A'dan B'ye fx dx'in 10 olduğunu bulmadık mı? E burası 10'sa bir de başına eksi getirirsen cevap ne olur? Tabii ki eksi 10 olur. Devam. Devam. Aşağıda 1-3 kapalı aralığında f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş bize. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Şunu ben parçalamak istiyorum ben. 1'den 3'e kadar fx dx artı integral 1'den 3'e kadar g türev x dx diye parçaladı. 1'den 3'e kadar fx dx ne demek? 1'den 3'e kadar x ekseniyle f'in arasında kalan bölgenin alanı demek. Yani şuradaki 2 tane üçgenin alanı demek. Burası 1 kere 1 bölü 2'den 1 bölü 2. Burası da 1 kere 3 bölü 2'den 3 bölü 2. Yani toplamda 2. Şurası sevgili gençler 2'ymiş. Artı 1'den 3'e kadar g türev x dx demek. Gx de 1 ile 3'ü yerine yaz demek. Çünkü g türev x'in integrali g'dir. O zaman 3 ile 1'i yerine yazarsanız g3 eksi g1 gelecektir. G3'ün 2 olduğu aşikar. Bak 2'ye gitmiş. Değil mi? G1 de 1'e gitmiş. O zaman 1'den 2'yi çıkar demiş bize, değil mi? Pardon, 2'den 1'i çıkar demiş. 2'den 1'i çıkarırsanız da 1 gelir. Şurası. 2 ile 1'in toplamı da bir zahmet 3 yapsın. Cevap da Ceyhan seçeneği olsun diyelim. Evet, bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Aşağıda f ve g türev fonksiyonlarının grafiği bize verilmiş. F ve g türev, bunu unutma. G5'ten G2'yi çıkarınca 10 buluyormuşuz ve boyalı bölgenin alanı da 15 birim kareymiş. Pekala. 4'ten 7'ye kadar fx eksi 2 dx integralinin sonucu nedir diye sorulmuş. Arkadaşlarım, şu kısmı bana farklı bir şekilde yazabilecek baba yiğit var mı ya? Ben yazayım. İntegral 2'den 5'e kadar g'nin türevinde x dx eşittir 10 diyebilir miyiz?
Çünkü g'nin türevinin integrali g'dir. Yerine de 5 ile 2'yi yazarsanız g5 eksi g2 gelir. Demek ki aslında şu söylem şu söylemle aynı söylenmiş. Ve cevap da olmuş. Peki 2'den 5'e kadar g türev x dx demek ne demek? Eğer ki beyaz bölgenin alanına a, sarı bölgenin alanına da b dersem a artı b'nin 10 olması gerektiğinden bahsetmiş aslında soru bize. Güzel. Boyalı bölgenin alanı, boyalı bölgenin alanı şu kısım. Yani şurası sarı bölge. Buranın alanı sevgili gençler neymiş? 15 birim kareymiş. Yanlış bir işlem yaptık mı yapmadık mı diye kontrol etmek istiyorum açıkçası. Çünkü g türev tamam. Üzgünüm yanlış bir işlem yapmışım. İşlem değil de yanlış bir söylemde bulunmuşum. Şu 2'den 5'e kadar g türev x dx. Ben bu g türev x'i üstteki zannettim. Sadece şurasıdır sevgili gençler. Siyaha boyadığım yer 10. Çünkü g türev x burasıydı değil mi? Kırmızıyla gösterilen yerdi. Üzgünüm. Her insan hata yapabilir. Burası 10. Demiş ki bana boyalı bölgenin alanı da 15. E tamam. 10'a 15 geldi. Cevap da yüksek ihtimal 25 olacak ama bakalım yine de. Bak burada fx eksi 2 var. Sen bunu x yapabilmek için buraya 2 mi ekleyeceksin? Tamam 2'ye ekledin fx yaptın. O zaman buradan da 2 çıkaracağım. 5 buradan da 2 çıkaracağım. 2 olacak. 2'den 5'e kadar fx de x sorulmuş. Yani 2'den 5'e kadar f'in altında kalan bölgenin alanı sorulmuş arkadaşlar. Bu da 15 artı 10'dan 25'tir diyebileceğiz tabii ki. Burada önemli olan yorum şu. Şunu yapmanız. Bunu yaptıktan sonra soru zaten tükeniyor. Soru sizin gözünüzde aa çok basitmiş falan oluyor yani. Bir karıncanın izlediği yol analitik düzlemde aşağıdaki gibi modellenmiş. Bu şekilde. Karınca ABC'de dikdörtgeninin A köşesinden hareket etmiş. Pembe renkle gösterilen x küp eğrisi üzerinde yol alarak C noktasına ulaşmış. AB kenarı x eksenine paralelmiş şu kısım. Şekildeki boyalı bölgenin alanı nedir diye sorulmuş bize. Tamam. Şimdi şöyle diyelim mi biz bu boyalı bölgenin alanını hesap edebilmek için. Şimdi şurada bir yerde bir türevi sıfır olan bir nokta var. Burası orijindir diyebiliriz aslında. Şunu şöyle çekelim. Biraz daha düzgün çekelim. Hatta şununla çekelim. Kesiksiz olsun. Şurası da sevgili gençler şöyle olsun. Aslında benim x'ye eksenim bu. Güzel. Ben bunun alanını hesaplamak istiyorum şimdi. Ve dikkat ettiyseniz şuradaki alan sevgili gençler dikdörtgen. Buradaki alanı direkt bulabiliriz. Direkt nasıl bulabiliriz buradaki alanı? Yine Digitürk arıyor. Hiç vazgeçmediler. Buradaki alanı nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Bakın şurası B idi. Apsisi B imiş. Burası da sıfırdı. Burasının da ordinatı A imiş arkadaşlar. Buranın alanı A kere B'dir. Güzel. Buranın alanını bulduk. A kere B. Peki A'yı ve B'yi bulabilir miyim? Peki tabii buluruz. Bak eksi 1'i x küp eğrisinde yerine yazınca ne bulursun? Eksi 1 bulursun. Yani sevgili gençler şurası eksi 1'miş. Şurası eksi 1'miş. Şimdi şu alanı silelim. Şurası da B'ydi. O B'yi nasıl buluruz? Bir şeye 8. Yani şurası 8 ise x küp eğrisinde neye karşılık 8 buluruz? Tabii ki 2'ye karşılık. O zaman buranın alanı nedir? 1 kere 2'den 2'dir. Güzel. Şimdi ben şuradaki alanı nasıl bulabilirim? Şu kısmı. Hocam onu da şöyle yapalım mı? Bak 0'dan 2'ye kadar x küp dx derim artık. Bunun integrali x üzeri 4 bölü 4 değil mi? Evet 0'dan 2'ye kadar toplayalım o zaman. 2 üzeri 4 16 bölü 4'ten 4 gelir. 0 yerine yazarsam zaten 0 gelir. Demek ki buranın alanı 4'müş. Bir de şuraya bakalım seninle beraber. İntegral eksi 1'den 0'a kadar x küp dx dedim. Burası da x üzeri 4 bölü 4 gelmeyecek mi? Eksi 1 ile 0'ı yerine yazarsanız 0 eksi 1 bölü 4'ten cevap eksi 1 bölü 4 gelir ama sen biliyorsun ki alan negatif olamaz. O zaman buranın alanı da 1 bölü 4'tür dersin. Bak burada 4 var, burada 2 var, burada 1 bölü 4 var toplayacağım. Yani 6 artı 1 bölü 4 diyeceğim cevabına. 4 kere 6 24, 1 ekledim 25 bölü 4 geldi. Bizim alanımız yanlış bir şey yaptık yüksek ihtimalle. Nerede hata yaptık bir bakalım. X eksenine paralel olduğuna göre. Heh, yanlışımı buldum. Üzgünüm. Çünkü biz burada 1 bölü 4 bulduk ya. O 1 bölü 4 oranın alanı değil. 1 bölü 4 şu kısmın alanı. X ekseni ile arasında kalan alanı bulduk ya. Buranın alanı da 1'di. 1'den 1 bölü 4'ü çıkaracağınız bu hocam burası 3 bölü 4'tür diyeceksiniz. O şekilde hesaplayacağız. O zaman ne oldu? 6'ya 3 bölü 4 ekleyeceğiz değil mi? 6 artı 3 bölü 4. 4 kere 6 24. 3 eklersek 27 bölü 4 bizim cevabımız olur. Kusura bakmayın hata için.
Ama daha sonrasında net bir şekilde anladınız diye umuyorum. Burada bulduğumuz 1 bölü 4 eksi 1'den 0'a kadar x küp eğrisiyle x ekseni arasında kalan bölge. Yani şuradaki gri bölgenin alanıydı 1 bölü 4. Burada karesi kare olduğu için şu kısım sevgili gençler. Şurası kare olduğu için ben bu karenin alanının da 1 olduğunu biliyorum. 1'den 1 bölü 4'ü çıkararak şuranın alanını 3 bölü 4 bulduk. Bu şekilde tamamını hesapladık. Devam ediyorum sağ üst tarafla. Sağ üst tarafta bir tane sorumuz var. O da bu. Şimdi dikkatli bir şekilde okuyorsun. Acil integral fasikülünden aldığım bir soru. Karma testlerin içerisinden aldığım bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Şimdi y'nin x'e bağlı fonksiyonu f ise y eşittir fx de gösterilir. Örnek yarıçapı r ve alanı a olan bir dairenin alanının yarıçapına bağlı fonksiyonu h ise hr dediğimiz şey pi r kare olacaktır. R'ye bağlı bir fonksiyon. Aşağıda verilen y eşittir sinüs x eğrisinde boyalı bölgenin alanı 2 birim kare. Bakın şurası 2 birim kare olarak verilmiş bize. Şekil 1'de verilen, şimdi buradan bambaşka bir şeye geçiyoruz. Şekil 1'de verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki kitap hiç kaymadan x ayrıtı üzerinde yana devriliyor. Yani şu tarafa doğru yatıyor böyle. A noktasının bu devrilme sonucunda A noktasının rafa uzaklığının alfaya bağlı fonksiyonu da f'tir denilmiş. Alfaya bağlı bir fonksiyon bulacağız ve buna da biz f diyeceğiz. Ve A noktasının rafa olan uzaklığından bahsediyoruz. Pekala. İşte şuradaki gibi mesela alfa A noktasının rafa olan uzaklığı şurasıdır değil mi? Pekala. Şekil 1'de A noktasının rafa olan uzaklığı 20 birim. Yani A noktasının rafa olan uzaklığının 20 birim olduğundan bahsediyorsak sevgili gençler kitabın uzunluğu 20 birim olarak söyleyebiliriz. Ve burada kitap devrilirken kısalmadığına göre hala bu kitabın boyu 20. O zaman siz bana şu şeyi söyleyebilirsiniz bence. Şuraya şöyle dik bir üçgen oluşturacak olursak. Siz bana şunu söyleyebilirsiniz. Hocam şuradaki A, B uzunluğunu söyleyin bana. 20 çarpı sinüs alfa olmaz mı? Trigonometri bilgilerimizi tazeleyelim. Ha? 20 çarpı sin alfa. Pekala. Şimdi bana demiş ki. 0'dan pi bölü 2'ye f alfa d alfa. Yani 0'dan pi bölü 2'ye f alfa dediğimiz şey artık 20 çarpı sinüs alfa olmaz mı? Olur. 20 çarpı sin alfa d alfa dedim. 20'yi dışarı fırlatabilir miyim? Pek tabii. 0'dan pi bölü 2'ye sinüs alfa d alfa. Şimdi hocam trigonometrik integral kaldırıldı. Peki biz neden sinüsün integralini almak zorundayız burada? Bak almak zorunda değilsin. Hemen yukarı çıkıyorsun. Sıfırdan pi bölü 2'ye sinüs alfa lazım bize. Peki sen burada sıfırdan pi'ye sinüs alfanın sonucunu bilmiyor musun? Biliyorsun 2. Peki bu simetrik değil miydi sinüs? Simetrikti hocam. Pi bölü 2'ye kadar olan kısmın alanı nedir o zaman? O zaman 1'dir hocam. O çok güzel. 0'dan pi bölü 2'ye sinüs alfa d alfanın sonucunu buldun mu? Buldun. Bak şurası neymiş? Hocam 1'miş. O zaman cevap 20 kere 1'den kaçtır? 20'dir deriz. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olacaktı. Böylelikle bir sonraki sayfaya geçmeye hak kazandık. Ve bir şey söyleyeyim mi? 57 sayfa AYT PDF'i vardı. 48 sayfa TYT PDF'i vardı. Toplayın bakalım ne var? 7, 8, 15, 115 sayfa. 115 sayfalık sevgili gençler. 105 sayfa da olabilir. Bakayım 105. 105 sayfalık sevgili gençler. Bir PDF'in artık sonuncusunu çözüyoruz. Yani 105. sayfayı çözüyoruz. Bu PDF burada bitiyor. Toplam 4 tanecik sorumuz kaldı. Başka hiçbir şeyimiz kalmadı. 4 tanecik sorumuz. Ve hesapladığımız takdirde 400'den fazla da soru çözdük sevgili gençler. Ve konu özeti yaptık. Ekstradan ilk başta ben bu acil tekrarın duyurusunu yapmadan önce yaparken hiçbir şekilde canlı yayın diye bir muhabbetimiz yoktu. Daha sonra tam kapanma hali geldi ülkeye ve tam kapanmada da evdeyken ben bu çocuklara ne yaparım diye düşündüm. Canlı yayın yapayım o zaman dedim. Bir de AYT canlı yayınları yaptım. AYT'de tüm konularla alakalı çok güzel sorular çözdüm. Yine izlemediysen canlı yayın kayıtlarını tekrarlarını ben yine kanala yerleştirdim. Koydum izleyebilirsin. Ekstradan hocam bu acil tekrar kampı seni efsane derecede geliştirecek bir kamptı. İzleyenlere ne ala, onları tebrik ediyorum. İzlemeyen varsa da arkadaşlar ve bu videonun burasına denk geldiyseniz veya izleyen arkadaşlar beni başkalarından kıskanıp da kıskanmayıp da önerebilirlerse
Ona da mutlu olurum. Çünkü arkadaşlar büyümeye de ihtiyacımız var. Çok geniş, çok büyük bir SML familyası oluşturmak istiyoruz. Siz de biliyorsunuz. Çünkü bu seneki tayfa bu sınava girip çıktıktan sonra bu kanal sevgili gençler bu sene 200 bini 300 bini belki görecek. Dolayısıyla sevgili gençler çok daha hızlı büyüyüp çok daha fazla kişiye bu güzel hizmeti sunabilmek istiyoruz. Çünkü sevgili gençler herkes yararlansın istiyorum. Dolayısıyla videoyu abone olup videoyu beğenip ve arkadaşlarınıza da önerebilirseniz tadından yenmez. Şimdi hazırsanız eğer şu sorumuza bir bakalım ya. Böyle kelli felli gibi bir soru duruyor ha. Aşağıda iki çember verilmiş bize. Soldaki çemberde pembe renkle gösterilen AB yayının uzunluğu FX metre. Yani şurası FX'miş arkadaşlar. Pekala. Sağdaki çemberde de sarı renkle gösterilen daire diliminin alanı GX metrekaredir. Buranın da alanı GX'miş. Peki. Buna göre 0'dan 2 kök 2'ye GX bölü FX DX integralinin sonucu sorulmuş. Ben önce şurayı bir bulayım ha. FX'in ne olduğunu bir bulalım seninle. Normal şartlar altında bu çemberin çevresi 2 çarpı pi çarpı r'mizde 2 olduğu için 2 midir? Evet, yani 4 pi'dir değil mi? Peki ben bu 4 pi'yi sevgili gençler burasının x radyan olduğunu biliyorum ya, x radyan. O zaman şöyle diyelim, bunun tamamı kaç radyandı? 2 pi radyandı. O zaman şöyle diyebilir miyim ben? 2 pi radyanda 4 pi ise, 2 pi radyanda tamamı 4 pi ise x radyanda nedir? Hocam 2 x'tir o zaman. Doğru diyebilir miyiz buna? Vallahi deriz. Hem de güzel olur. Demek ki fx'imiz neymiş? 2 x'miş hocam. Güzel. Şimdi şuna geçelim. Gx'i bulalım. Alan. Şimdi alanımız bizim pi'ye kareydi. R'miz x burada. Demek ki pi x kare olacak bizim alanımız. Ama bu tüm alan. Bize 2 radyanlık bir kısmı lazım. O zaman şöyle diyelim. 2 pi radyanda bizim alanımız pi x kare ise 2 radyanda nedir diye soralım. İkileri bir sadeleştirelim. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz. Pi x kareyi de pi'ye böleceğiz. Böylelikle ne gelecek? X kare gelecek alfamız. Demek ki gx de x kareymiş. X kareyi de 2x'e bölersek 1 bölü 2x gelmez mi? Hatta o 1 bölü 2'yi de integralin dışına atalım seninle. 1 bölü 2 integral 0'dan 2 kök 2'ye x dx kalmaz mı? Kalır. Artık soru bitti. X'in integralini bulun bana. X kare bölü 2. 0'dan 2 kök 2'ye. Daha sonrasında bir de 1 bölü 2 ile çarpma yorulma güzel kardeşim. 2 kök 2'yi yaz yerine. 2 kök 2'nin karesi 8. 8 bölü 2 4. Eksi 0'ı 1 bölü 2 ile çarp demiş. Neden 0? 0 yerine yazdığımız zaman 0 geliyor. Bunu da 1 bölü 2 ile çarparsak cevabımız ne gelir? 2 gelir. Yani cevap Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Bu güzel sorumuzun arkadaşlar. Evet, geçtik bir diğer sorumuza. Şimdi bu soru size neyi andırıyor diye soracak olursam sizden tek bir cevap beklerim. Bana göre Riemann'ı andırıyor. Aşağıda dik kenarları x ve y birim olan ABC dik üçgeni verilmiş. Dik kenarları AB ve BC, bakın burada. Şekilde uzunlukları ABC'de birim olan doğru parçaları üçgenin BC kenarına paraleldir. Yani şunlar BC kenarına paralel. EFGHJ değerleri AB kenarı üzerindeki doğru parçaların uzunlukları olmak üzere. E, F, G, H, J şuradakilerin uzunlukları. E çarpı A artı F çarpı B artı G çarpı C, H çarpı D, J çarpı Y 6,2. X çarpı Y çarpımının alabileceği en büyük değer tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım, güzel kardeşlerim, şuradaki E çarpı A'nın aslında ne olduğunu bir bulalım sizle. He? Nasıl bulabiliriz? Veya F çarpı B. Şimdi şöyle diyelim mi? Ben eğer ki şunu şöyle birleştirecek olursam burada bir dikdörtgen oluşur ve bu dikdörtgenin alanı E çarpı A'dır. Eğer ki şöyle uzatıp o uzatmayı ben şu kalemlerle yapayım. Şöyle uzatıp şöyle yaparsam burada da bir dikdörtgen oluşur ve buranın alanı da F çarpı B'dir. Burayı uzatıp şu şekilde yaparsak buranın alanı GC'dir. Şunu uzatırsak buranın alanı CD'dir. Pardon, özür diliyorum, HD'dir. Ve şunu şu şekilde uzatırsak da buranın alanı da J çarpı Y'dir sevgili gençler. Burası neydi? E çarpı A. Bak. EA, FB, GC, HD ve JY. Bunların toplamı 6,2'ymiş. Şimdi ben
Bunların alanı, yani sarıyla gösterdiğim alanların toplamı diyelim artık. Ben size orayı tarayayım şöyle güzelce. Şimdi güzel de bir soru. Özen gösterelim çözümüne. Şöyle yapalım arkadaşlarım. Sarıyla gösterdiğim bölgenin alanının siz artık 6,2 olduğunu biliyorsunuz. Şimdi benim üçgenim de ABC üçgeni. Şurası olduğundan sevgili gençler, bu yeşille gösterdiğim ABC üçgenimin alanı pek tabii, alan ABC diyelim. Pek tabii neyden küçük olacak? 6,2'den küçük olmak zorunda. Çünkü bu Riemann üst toplam gibi oldu değil mi? Şurada fazladan alanlar bulduk biz. Güzel. Şimdi 6,2'den küçükse alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Hocam tabii ki 6'dır ya. Niye uğraşalım ki? Değil mi? X çarpı y'nin mi demiş? Üzgünüm. Üzgünüm, 6 değildir. X çarpı y demiş bize değil mi? Biz üçgenin alanı x çarpı y bölü 2 olduğunu biliyoruz. Şimdi x çarpı y bölü 2 küçüktür 6,2 ise doğal olarak x çarpı y küçüktür 12,4 olacaktır. X çarpı y de maksimum 12'yi alacaktır. O zaman cevap 12'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum bir diğer sorumla. Telefonumuz çalıyor durmadan. Fx parabolünün x eksenini kestiği noktaların apsisleri m ve n'dir. Fx x eksenini m'de ve n'de kesiyor. M-1'den M'ye kadar fx dx de M'ymiş arkadaşlar. Peki. Olduğuna göre N'den N+1'e kadar fx dx integrali aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş bize. Peki biraz düşünelim. Fx parabolü, bir parabol var elimizde. X eksenini kestiği noktaların apsislerinin M ve N olduğunu biliyoruz. Yani şöyle gösterelim. Varsayalım ki şurası M olsun, ya şöyle M olsun, şurası da ne olsun, N olsun. M ve N'dir demiştik. Şöyle N olsun arkadaşlar. Pekala. Şimdi böyle bir parabol varmış diyelim. Şöyle buradan geçiyormuş. Bu arada kolları aşağı doğru da olabilir. Sıkıntı yok. Şimdi M-1 dediğimiz yer şurası. Ve M-1'den M'ye kadar fx dx dediğimiz zaman şöyle bir alandan bahsediyor değil mi bize? Ve bu alan neymiş arkadaşlarım? M'ymiş. Bana sorduğu şey de N'den N+1'e kadar. Şimdi N burasıysa N+1 burasıdır. Ve N'den N+1'e kadar sorduğu yerde buradaki alandır. Ulan parabol simetrik değil miydi? Evet. Yani şurasının alanı S ise buranın alanı da S midir? Evet. Buranın alanını M bulmuş adam. O zaman burası da M değil midir? Evet. O zaman cevap nedir? Tabii ki Bursa seçeneğidir diyebiliriz. Çok güzel soruydu sevgili gençler. ÖSYM tarzı mı? Kesinlikle ÖSYM tarzı bir soruydu. Ve ben bunları konuşurken son soruya geldik, çattık. Geçen seneden başlamıştık acil tekrarlara. Ve belki de çoğunuz bu kanalı ta o zamanlarda keşfettiniz. Yani pandemi dönemi girdi, her yer kapandı. 20 yaş altı, 18 yaş altı sokağa çıkma yasakları getirildi. Bizlere sokağa çıkma yasakları getirildi. Saat kısıtlamaları oldu. Dershaneler birden kapandı. Kurslar birden kapandı ki benim de kursum vardı, kapandı. Okullar kapandı. Ve öğrenciler tabiri caizse bildiğin eğitimsiz kaldı. Düşünsene o anı. O anı düşünün. Şu an belki herkes online eğitim görüyor ama o zamanlarda online eğitimin belki de hani %30'u falan tamamlanmıştı. Herkes hazır değildi buna. Hocaların grafik tableti yoktu. Mouse'la ders anlatıyordu matematikçiler arkadaşlar. Gayet zor olduğunu biliyorsunuz. Hani mouse'unuz 1000 liralık, 2000 liralık bir mouse'sa mouse'u da yazabilirsiniz. Sıkıntı yok ama mouse'da ders anlatan hocalar vardı. Hatta size bir şey söyleyeyim. Laptop'ın mousepad'inden ders anlatan hocalar vardı. Ve sevgili gençler biraz zordu yani. Ve biz o dönemde dedik ki ya kameramız yok. Sadece laptop var. Size yemin ediyorum mikrofonumdan ses gelmiyor diye, ses daha az çıkıyor diye. Siz sürekli yazıyorsunuz. Hocam sesiniz çok az geliyor yazıyorsunuz ve ben mikrofonu buraya kadar böyle yaklaştırıp, bu da şey iPhone kulaklığının şeyiydi. Nedir onun ismi? Mikrofonuydu. Kulaklığının mikrofonuydu. Ve sabit bir yerde tutamadığım için şu gördüğünüz kalemlerin sevgili gençler şuraları var ya, çıt çıtları. Kalemi buraya takıp, onu da buraya takıp mikrofonu tam burada tutup sevgili gençler kendime yaka mikrofonu yapmışım ve bağıra bağıra ders anlatıyordum. Sesimi duyurmak için 22 gece 22 akşam sizlere
Canlı yayınlarda ders anlattım. Hem konu özeti yaptım hem soru çözdüm. 600'den fazla soru çözdük. Ve kanalın abonesi yaklaşık 32 binlerden bu 22 günün 23 günün sonunda sevgili gençler 60 bin lira dayanmıştı. Yani ikiye katlamıştı. O zaman şunu söyledim. Gerçekten doğru bir şey yapıyormuşum demek ki. Yani çünkü aboneler takır takır geliyordu. Günlük 500, 600, 700, 800 abone geliyordu. Takır takır geliyordu. Demek ki doğru bir şey yapıyorum. Demek ki insanların gerçekten bunlara ihtiyacı var. Öğrencilerin gerçekten bunlara ihtiyacı var. Ve yapmaya devam edeyim dedim. Ve devam da ettim. Geçen sene sevdiğiniz şeyi bu sene tekrarını yapalım dedik. Fark var mı? Herkesin online eğitimi biraz daha geliştirilmiş durumda. Belki düzey %80'lere falan çıktı. Bu ders kalitesi düzeyi online eğitimlerde. Ve sevgili gençler şöyle bir durum var. Belki de biraz da alıştık bu duruma, online eğitime. Dolayısıyla bunlar artık çok normal geliyor. Ama inanın normal değil bunlar. İnanın bunlar normal. Normali okulda hocanızla yüz yüze eğitim görmeniz. Ve sevgili gençler ben bunu yaparak sizlere yine de yardımcı olmaya çalışıyorum. İzleyenler, izleyebilenler, haber olanlar, haber olmayanlar daha fazla emin olun. Haber olanlar gerçekten çok şanslıydı. Çünkü geçen senenin bir tekrarıydı aslında bakarsanız bu. Geçen sene o canlı yayınlarda ve acil tekrar serilerinde çok fazla bilgi verdim. Efsane kilit bilgiler verdim. Yine bu sene de bu videolarda bu şekilde oldu. Efsane kilit bilgiler var. Geçen sene binom çıkacak dedim. Binom çıktı, şu çıkmaz dedim. O çıkmadı. Şu soruyu şöyle sorarlar dedim. O soruyu öyle sordular. Çünkü acil tekrar serisi sevgili gençler bu. Dolayısıyla bilenler bilmeyenleri arkadaşlarına mutlaka anlatsınlar sevgili gençler. Bunu hep rakip elemek olarak görmeyin. Çünkü belki de onlar da sizi eliyorlardır bir yerlerde. Dolayısıyla bilgi alışverişinde bulunun sevgili gençler. Tavsiyem size bu. Diyelim. Sizleri tekrardan ne kadar çok sevdiğimi söyleyeyim ve başlayalım sorumuza. Son sorumuz artık acil tekrar serisinde. Bir aracın bir yoldaki hızı ile o yolu gidiş zamanının çarpımı uzunluğu, yolun uzunluğunu verir. Bir yoldaki hızıyla zamanı çarparsak uzunluğunu buluruz. Ha tamam, çok güzel. Hızla zamanı çarpıyoruz. Yani fx ile x'i mi çarp diyor bize burada? Evet. Fx fonksiyonu başlangıçta durağın olan ve AB yolunu x saatte giden aracın hızını kilometre bölü saat olarak göstermek üzere integral f türev x çarpı f küp x dx eşittir 4 çarpı x üzeri 8 olduğuna göre AB yolunun uzunluğu kilometre cinsinden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle hız fonksiyonum olduğunu biliyorum ben fx'in ve burada da bir f türev x'imiz var sevgili gençler. F türev x'imiz var. Ben burada şu kısmı birazcık değiştirmek istiyorum izninizle. Hocam nasıl bir değişiklikten bahsediyoruz? Şöyle. Şimdi ben fx'e u dersem eğer f'in türevinde x dx du olacaktır illaki. Ve böylelikle benim integralim şuna dönüşecektir. İntegral f türev x dx'e du demiştik. U'nun küpü du olacaktır. Ve siz bu integralin u üzeri 4 bölü 4 olması gerektiğini de zaten çok iyi biliyorsunuz. Artı bir de c'miz var tabii. Şimdi u neydi peki? Fx'ti. Demek ki bu fx'in 4. kuvveti bölü 4 artı c. Peki bu neye eşitmiş? 4 çarpı x üzeri 8'e. Güzel. Şimdi şöyle yapalım. Biz şu an fx hakkında bir bilgi sahibi olabiliriz. Az kaldı. Peki arkadaşlarım, şu 4'ü şu tarafa atsanız f4x eşittir c'yi de diğer tarafa attığımızı düşünecek olursak 4 çarpı 4 çarpı x üzeri 8 artı 4c'den yeni bir c diyebiliriz artık oraya. Ve f üzeri 4x'imiz buysa, yani 4 çarpı 4 x üzeri 8 ise, yani 16 çarpı x üzeri 8 artı c ise, ben bunun 4. dereceden kökünü alırsam burası 2 çarpı x kare gelecektir diyebiliriz. Hani hocam C'de bir sabit sayıydı. Hala bir artı C'miz var olabilir. Düşüncesiyle hareket edebiliriz. Bir sıkıntımız yok. AB yolunun uzunluğu kilometre cinsinden nedir demiş. Şimdi arkadaşlar, bu fx fonksiyonumuz bizim hız fonksiyonumuzdu farkındaysanız. X de zamandı. O zaman ben bu 2 çarpı x kareyi eğer ki x de çarparsam cevabım 3 çarpı 2 çarpı x küp gibi bir şey çıkacaktır. 2 çarpı x küp. Hocam artı C'miz var. Olabilir. 4C'miz de olabilir. Onu da C olarak yazabiliriz. Ki AB yolunun uzunluğu kilometre cinsinden
2x küp artı c olacaktır ki c burada şıkkımızda da zaten 0 olarak gösterilmiş. Cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Hani orada c var ama c'nin 0 da olma ihtimali var sevgili gençler. Dolayısıyla bir sıkıntımız yok şu anda. Evet, son sorumuzu da seninle beraber çözdük. Vallahi çok güzel kamptı. Ben çözerken ve bu videoları çekerken videolar bazen 2-2,5 saat zamanımı aldı. Hatta render aşaması 3-3,5 saat. Yükleme aşaması, Allah'tan internetimiz hızlı ki 5-10 dakikada yükleyebiliyoruz videolarımızı. Çok zaman aldı ama ben keyif aldım. Umarım sen de dinlerken zamanını alsa bile, ki bir şey öğreniyorsun sonuçta sen burada, keyif alman önemli. Burada bana şunu söyleyen de var. Gayet normal. Hocam sizi anlatırken ruhum çekiliyor diyen de var. Hocam iyi ki geldiniz, matematiğin kralı sizsiniz diyen adam da var. Dolayısıyla arkadaşlar, böyle şeyler sizin de karşınıza hep çıkacak. Sana iyi olduğunu söyleyen hocalar da olur, sana kötü olduğunu söyleyen hocalar da karşına çıkar. Ama gerçek değişmez. Sen kendinin ne olduğunu biliyorsan o hiçbir zaman değişmez işte. Ben burada iyi bir emek sarf ettiğimi düşünüyorum sizlere. Umarım sizler de iyi bir şekilde dinlemişsinizdir. Kendinizi buna alıştırın. Kendinizi bu yönde telkin edin arkadaşlar. O zaman işte başarı kaçınılmaz olacaktır. Diyelim ve artık bu videodan sonra da bir canlı yayında sizlerle muhabbet etme zamanı geldi diye düşünüyorum. Sonrasında o canlı yayında da görüşmek üzere. Yeni projelerde de görüşmek üzere. Hoşça kal, sağlıkla kal ve pek tabii bol bol matematik çalışmayı unutma. Sizleri çok seviyorum.